kendinizi tarif edebiliyor musunuz? Ben hemen edemiyorum ama nasıl bir tariften bahsediyorsunuz? Yani ne iş yapıyorsunuz? Bu başarınızın sebebi ne? Bunlar gibi sorular olabilir. Ha, peki. Adım Neslihan, soyadım Atagül Doğulu. Evliyim, 28 yaşındayım. Oyunculuk yapmaya çalışıyorum. Yaklaşık 14 yıldır bu sektördeyim. Ve sizin okulunuzda okumayı çok istemiştim ama sınavlarım Çok teşekkür ederim. Yavaş yavaş soruları geçeceğim. Bu arada inanılmaz büyük bir hayran kitleniz şu an aramızda. Herkes öyle çok mi? heyecanlı. Evet, herkes Peki çok şu an heyecanlı. kaç kişi var? Görebiliyor muyuz? Şu anda Siz 300 görebiliyor kişiyiz toplamda. musunuz? Şu an canlı yayında siz izleyen 300 kişi var. Hazırsanız Güzel. soruları geçmeye başlıyorum. Tamamdır. Şimdi ilk sorum geliyor. Çok ciddi ve yorucu olan bu sektörde ve kendi yaşantınızda size güç veren, karşınıza çıkan her engelde üstesinden gelmenizi sağlayan, sizi motive eden bir olay, kişi var mıdır? Yani aslında sürekli kendimi motive eden biriyimdir. Ve bazen bende olan gücü ve o kudreti unuttuğum anlar oluyor tabii. O zaman da eşim Kadir bana benim ne olduğumu, ben olduğumu hatırlatıyor. Evet, dediğiniz doğru. Biraz yorucu ve dediğiniz doğru çok ciddi bir sektör bizim sektör. Hiç öyle Evet. görünmese de. Ama yani hayat gibi aslında. Bazen koşuyorsunuz, bazen yürüyorsunuz, bazen düşüyorsunuz, bazen kalkıyorsunuz. Bazen çok fazla çabalamanız gerekiyor. Bazen tırnaklarınızla kazıyorsunuz, etleriniz kanıyor. Ama hepsi iyileşiyor sonrasında. Aslında kendime olan inancım beni her zaman motive ediyor diyebilirim. Çok teşekkür ederim cevabınız için. Ben Sektörde teşekkür rol ederim. Bu model arada ben gibisiniz. çok heyecanlıyım. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Ben de aynı şekilde çok heyecanlıyım. Çok teşekkür ederim. Bence karşılıklı halledebiliriz bunu şu an. Yani umarım halledebiliriz. Ben ikinci soruma geçiyorum. Bir film ya da diziyi kabul etmeniz için sizde uyandırması gereken bir duygu var mıdır? Ya da kabul etmeniz için gereken Aktör mü? bir şey var mı yani? Sizi bir şey tetikliyor mu? Evet, bu projede yer alacağım dediğiniz. Şöyle oluyor, yani tabii ki var. Öncelikle senaryo zaten. Senaryo çok etkili bir projeyi kabul etmem hususunda. Sonrasında sahada çalışacağım ekip arkadaşlarım çok önemli. Ama bazen şöyle bir şey oluyor. Senaryoyu okurken bana gönderilen karakteri okurken bazen o karakter bana böyle bir göz kırpıyor. Ve beni oynamalısın diyor. Ondan sonra zaten kararımı veriyorum herkesle ortak noktada buluştuğumuzda. Teşekkür ederim tekrar cevabınız için. Çok yorgun olduğunuzda ya da bunaldığınızda uzaklaşmak için ne tür aktiviteler, hobiler yapıyorsunuz? Bazen kendimi dinliyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Sadece kendimi dinliyorum. O bilinç akışımı izliyorum sadece böyle uzaktan. Bazen uzun uzun yürüyüşler yapıyorum köpeklerimle birlikte. Bazen de eşim Kadir'le kamp yapıyoruz. Onlar çok iyi geliyor. Bazen de sadece evde vakit geçirmek. Ya çok değişiyor aslında. Halime göre o kadar değişiyor ki bazen arkadaşlarımla vakit geçirmek bütün o yorgunluğumu alıyor. Dostlarımla vakit geçirmek. Bazen yalnız kalmak bütün yorgunluğumu alıyor. Bazen de sürekli olarak yaptığım işin dışında başka bir işle uğraşmak yorgunluğumu alıyor. Yani ben şöyle dinlenebilen biri değilim mesela. Şöyle ayaklarımı uzatayım da işte bir film açayım. Oh ne güzel de dinlendim. Ben pek hissedemiyorum öyle. Benim sürekli bir aksiyon halinde olmam lazım. Ya yürümem lazım, belki bir yemek yapmam lazım, işte kamp yapmam lazım, ya bir şey araştırmam, bir şey okumam lazım filan. Ben yorgunluğumu biraz böyle atıyorum sanırım. Aslında çok güzel. Bulunduğunuz sektör söylediğiniz gibi yorucu bir sektör, zor bir sektör. Kendinizi başka şeylerle meşgul ederek kafanızı dağıtabilmek çok güzel aslında. Şimdi chatten bir yandan gelenleri okuyorum. Sizi çok sevdiklerini söylüyorlar.
Çok hayran olduklarını söylüyorlar ve katılımın için herkes çok mutlu. Ben de çok mutluyum. Teşekkür ederim. Şimdi hemen diğer soruya geçiyorum. Başarılı bir kadın denildiği zaman aklınıza hangi özelliklere sahip bir kadın geliyor? Yani bence burada önce şunu konuşmamız lazım. Başarı ne demek ve başarısızlık ne demek? Şimdi Anadolu'da yaşayan, her gün süt sağan, tarlalarda ekin yapan, 4 tane çocuğa bakan bir Fatma teyze başarısız ama çok mühim bir şirkette üst düzey yönetici olan bir hanımefendi başarılı mı? Ya da tam tersi. Yani başarı ne demek? Bence biraz oraya bakmak lazım. Bence başarı bir hedef uğruna gösterilen çabadır. Onun için bir kadının bir hedefi varsa ve o uğurda çaba sarf ediyorsa bence zaten o başarılıdır. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir cevap oldu aslında hepimiz için, tüm kadınlar için. Teşekkür ederim. Hemen diğer soruya geçiyorum. Çoğu yapımda kadın rollerin yanlış özelliklerle yansıtıldığını düşünülüyor. Sizce bu konuda ne düşünüyorsunuz siz? Yani yanlış özellik ne demek? Onu anlayamadım açıkçası. Yani yanlış neye göre yanlış, kime göre yanlış, doğru neye göre doğru, kime göre doğru? Hı hı. Acaba burada ideal olanı mı aramak lazım? Yani ne doğru ne yanlış, ideal olan. Bence zaten bir karakter yansıtılıyorsa televizyon,